tabiat atalarımızdan miras değil, torunlarımızdan emanet aldığımız değerler. Burası zaferler tarihimizin dönüm noktası. Bir Çanakkale bir Harşit geçilmedi diye bir söz vardır. Kafkas cephesinin son siperlerinin bulunduğu yer, son savunma hattıdır burası. Ve kameramanımız şöyle çevirirse bu savunma hattının cereyan ettiği noktaları ve Ruslar 15,5 ay, 16 aya yakın burayı geçememişler ve burada Türk askeri destanlar yazmıştı şu an görüntüde olduğumuz bu bölgelerde. Ama maalesef şu an çakıl ve kum ocakları burada büyük bir çevre katliamına neden oluyor. Ve bir doğal tabiat harikası ve kültür anıtı olması gereken bu vadi müthiş bir şekilde çevre ve doğa tahribatıyla yok ediliyor. Hemen ekranlarda görüyorsunuz. Şu an Devralem TV olarak canlı yayındayız. Harşit Vadisi'ndeyiz. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini tarihi göreve davet etmek istiyorum. Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu lütfen bir zahmet bu vadiye gelsin. Bu vadi 1915, 16, 17 yıllarında destanlar yazmıştı Mehmetçik. Kafkas cephesinin son siperleriydi ve karşı tarafta birçok bölgede siperler bulunuyordu. O siperlerde askerler Ruslara geçit vermemiş. 15,5 ay burada Ruslar çakılıp kalmıştı. Hatta bazı tarihi kaynaklar Ruslar Harşit Vadisi'ni geçemediği için Rusya'da Bolşevik ihtilali oldu derlerdi. Bu kadar önemli bir bölge burası ve hemen vadinin üst tarafında Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Şaban Karesi Tabiat Anıtı, Tabiat Parkı ilan edildi çünkü çok sayıda şehit var. Genelkurmay Başkanlığı, ATS Başkanlığı'nın tarihi kaynaklarına göre çok sayıda şehit ismi bulunuyor bu vadide, bu bölgede. Siperler var. Halen siperlerin, şehitlerin bulunduğu bir yer. Harşit Vadisi'ndeki bu üzücü manzarayı sizlerin yüksek bilgilerine sunuyoruz. Bakın müthiş bir çevre katliamı yok ediliyor bu vadi. Bu tarih yok edilmesin ve bu değerlere sahip çıkarak burayı gelecek kuşaklara aktaralım diyoruz. Ve sizleri Harşit Vadisi'nden çektiğimiz görüntülerle baş başa bırakıyoruz.